Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ders anlatım föyü 30 işleyeceğiz. 30. föyümüzde alkoller ve eterlerden bahsedeceğiz. Alkol ve eterlerin adlandırılması, alkol ve eterlerin özellikleri ve tepkimelerinden bahsettikten sonra bu konuyu pekiştirme adına da yine soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk olarak fonksiyonel grup nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Şöyle arkadaşlar. E, fonksiyonel grup dediğimiz ifade alkil gruplarına farklı grupların bağlanması ile farklı organik bileşikler elde ediliyor. E, radikal gruplara bağlanan bu farklı gruplara biz fonksiyonel grup diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şimdi mesela alkil grubu radikal grup dediğimiz R bu R grubuna eğer OH bağlarsanız bu bir alkoldür arkadaşlar. Ve alkollerin fonksiyonel grubu OH'tır. R grubuna radikal grubuna COOH bağlarsanız bu karboksilli asittir. Karboksilli asitlerin fonksiyonel grubu budur arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar R grubuna işte e, OR şeklinde olursa bu bir eterdir. Eterlerin fonksiyonel grubu da budur. Yine R grubuna şunu bağlarsanız bu gruba biz aldehit grubu deriz. Dolayısıyla bu aldehit'tir. Aldehitlerin fonksiyonel grubu şudur. E, hatta bir tane daha göstermek istiyorum. R CO R olduğu zaman bu nedir arkadaşlar? Ketondur. Ketonların fonksiyonel grubu da budur. Yani radikal gruplara bağlanan bu farklı gruplara biz ne diyoruz arkadaşlar? Fonksiyonel grup diyoruz. Tamam bir buna dikkat. Peki bu fonksiyonel gruplar organik bileşikte ne rol görevini yapar? Yani görevi nedir? Fonksiyonel grupta bileşi e, bu fonksiyonel gruplar mesela alkollerdeki bu grup o bileşiğin alkol olmasına. İşte COOH varsa asit olmasını veya şu şekilde ise eter olmasını yani farklı fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırıyor ve kimyasal tepkimelerde aktif rol oynamasını sağlamakta arkadaşlar. Peki e, organik bileşiklerin yapılarında bulunan fonksiyonel göre, gruplara göre sınıflandırılabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bunlar nelerdir? İşte benim az önce anlattığım yer arkadaşlar. Dikkat. Mesela organik bileşiğiniz alkol ise e, fonksiyonel grubu OH'tır, ROH şeklinde gösterilir gibi örnek verilmiş. Organik bileşiğiniz eterse fonksiyonel grubunuz budur arkadaşlar. Yani ortadaki şu O'dur. R'leri bağlarsanız bu eterdir. Organik bileşiğiniz aldehitse arkadaşlar o zaman fonksiyonel grubu budur. Bir de R bağlarsanız bu aldehit olur. Organik bileşiğiniz ketonsa fonksiyonel grup budur. Şu köşelere R bağlarsanız keton elde edersiniz. Organik bileşiğiniz karboksilli asitse şu köşeye R bağlarsanız karboksilli asit elde edersiniz. Fonksiyonel grubu budur. Esterse de arkadaşlar şu köşelere R bağlarsanız fonksiyonel grubu budur gibi. Yani e, farklı bileşiklerin fonksiyonel grupları farklıdır. O fonksiyonel grupların farklılığı da bileşiğe farklı kimyasal ve fiziksel özellikler kazandırmaktadır. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Alkil grubuna halo grubunun bağlanması. Halo dediğimiz bizim burada halojen. Tamam? Yani flor, klor, brom, iyot. Alkil halojenür elde ediyorsunuz. Mesela alkil grubuna klor bağlanmış metil klorür. Etil grubuna brom bağlanmış etil bromür. E şunun ismi fenil'dir. Aromatik hidrokarbon olan benzenden bir hidrojen çıkarılırsa fenil elde ediliyordu. Fenile brom bağlanmış fenil bromür. Şunun ismi izopropil'dir. İzopropile klorür bağlanmış izopropil klorür. Yani biz o zaman şuna alkil halojenür ifadesini kullanıyoruz. Bunun fonksiyonel grubu da burasıdır. Tamam. Alkil grubuna amino grubu bağlıysa buna amin denir. Yani o zaman bizim alkil grubumuz şuydu. Biz buna alkil diyorduk. Buna eğer NH2 bağlarsak biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Amin grubu. Bakın şu nedir arkadaşlar? Amin ismi nedir hatta? Amino benzen. Pardon amino metan. Metil bağlı çünkü. Mesela bu nedir arkadaşlar? İki tane. Yani şu ya. Bakın ben size göstereyim şu şekilde. Şöyle. Şuradaki R hidrojenler var ya. Hidrojenler hatta bu amonyak olsun. Amonyaktaki her bir hidrojen yerine R ye bağlanabilir. Mesela şuraya bir R bağlarsanız amin grubunu elde ettiniz. 2 tane, tane, tane R de bağlayabilirsiniz. 3 tane R de. Bakın 2 tane R bağlanmış. Gördünüz mü? Azota 3 tane R bağlanmış. Veya benzen halkasına NH2 benzen bağlanmış anilin. Yani bunu biz ne diyoruz? Amino benzen diyor. Pardon amin grubu diyoruz. Tamam Peki. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Bir bilgi daha. Önemli bir bilgi. Alkil grubuna NO2 bağlanırsa o zaman bu arkadaşlar nitro grubudur. Nitro alkan denir buna da. Nitro alkan. Bakın şimdi buraya dikkat edin. İşte nitro alkan. Şuradaki nitro grubuna metil bağlanmış. Nitro metan. Nitro grubuna etil bağlanmış. Nitro eten. Benzen halkasına fenil grubuna nitro bağlanmış. Nitro benzen. Tamam buna da nitro diyorsunuz. Alkil grubuna fenil grubu bağlı ise aromatik bileşik. Yani o zaman bizim alkil grubumuz buydu. Ben buna tutar. Benzen halkasını bağlarsam ki bu fenil grubudur, yani şu bir hidrojen çıkmış hali. O zaman buna ne diyeceğim arkadaşlar? Biz aromatik bileşik diyeceğiz. Bu aromatik bir bileşik olacak. Bakın alkil R ve fenil grubu aromatik bileşiktir. Alkil ve fenil grubu aromatik bileşik. Fenil C6H5 şeklinde de gösterilebiliyor tamam. Organik bileşiklerde mesela buraya baktığınızda arkadaşlar burada sadece bir tane fonksiyonel grup var. Burada sadece bir tane fonksiyonel grup var. Burada sadece bir tane fonksiyonel grup var. Bunda da öyle. Peki birden fazla fonksiyonel grup içerenlere polifonksiyonel gruplu bileşikler. Şimdi şu örneğe bakın. Hemen bir tık büyüterek göstereceğim arkadaşlar. Şu fonksiyonel gruptur. Bu da COOH fonksiyonel grup gördünüz mü? Hem OH içeren alkolik özelliği hem de COOH içeren asit özelliği var. Yani bu hem alkol hem asit özellik gösterir. Bunları OH içerdiği için oksi, COOH içerdiği için oksi asit özellik gösteren maddelerdir diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar buna da dikkat ediyorsunuz. Şimdi alkil grubunda buna ne bağlanmış arkadaşlar? Amino grubu. Bakın burası amino grubu. Burası ne arkadaşlar? Asit grubu. Birden fazla fonksiyonel grup bağlanmış. Amino grubu ne karakterlidir? Baz. O zaman bu bileşik hem baz hem de asit özellik gösteren amino asittir dersiniz. Yani fonksiyonel grup dediğimiz alkil grubuna farklı grupların bağlanmasıyla elde edilebiliyor. Peki alkoller nedir? Şimdi arkadaşlar alkollerin genel formülü CnH2n+2O'dur. Onu böyle de burada da öyle göstermiş. Cn h2n artı 2 o'dur. Peki burada Cn h2n artı 2 o olduğuna artı 2 olduğuna göre alkan gibi. Yani aralarda tek bağ var çifte bağ yok. O zaman ne ibritleşmesi yapacak alkan gibi olduğuna göre sp3 ibritleşmesi yapacak. E, ve arkadaşlar fonksiyonel grubu nedir bunun alkol olduğuna göre O, OH'tır. Yani alkil grubuna OH bağlanmasıyla siz ne elde edersiniz arkadaşlar? Alkol veya şimdi dikkat su molekülü. Su molekülü dediğimiz bizim nedir? Ben suyu buraya açayım size. Su molekülü şu. Gördünüz mü? Su molekülündeki bir hidrojen yerine bir R bağlarsanız yani şuraya R gelirse ne elde edersiniz? R, O, yine alkol. O zaman dersiniz ki alkolün tanımı şudur. Alkile bir hidrojen bağlanması, pardon, alkile bir OH bağlanmasıyla alkol elde edilir veya sudaki bir hidrojen yerine OH gelmesiyle alkol elde edilir. Tamam? Aynı karbonda şimdi dikkat ol edin. Ee, arkadaşlar alkol olma şartları var. Ben burada ifade etmek istiyorum. Alkol olma şartı. Tamam mı? Şartları. Bu çok önemli. Bir arkadaşlar o OH'ın bağlı olduğu karbon bağlı olduğu karbon sp3 ibrikleşmesi yapmalı olmalı. Şimdi ne demek istiyorum? Hemen buraya dikkat edin. C OH çifte bağ CH2 şuraya da CH3 bağ. Alkol mü? Alkol değil. Neden alkol değil? Çünkü OH'ın bağlı olduğu şu karbon sp2 hibritleşmesi yaptığı için. E hocam şöyle olsaydı. C2 çifte bağ C şurada bir hidrojen daha olsun. OH CH CH3 alkol mü? alkol. Neden alkol? Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbon etrafı tamamen tek bağ sp3 hibritleşmesi yapmış. Buradaki çifte bağ sizi ilgilendirmiyor. Bu alkol. O zaman birinci şartınız OH'ın bağlı olduğu karbon sp3 hibritleşmesi yapmalı. İkinci şartınız da şu arkadaşlar. Bakın önemli olan şart budur. Onu da şurada şöyle bir tık büyüterek göstereceğim hemen. Evet. İkinci şartımız OH'ın bağlı olduğu karbonda bağlı olduğu karbonda bir tane fonksiyonel grup olmalı. Evet, şimdi bakın. OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane daha OH var. 2 tane fonksiyonel grup var. Alkol değil. OH'ın bağlı olduğu karbonda siyanür var. Alkol değil. OH'ın bağlı olduğu karbon çifte bağ var. SP2 yaptığı için alkol değil. OH'ın bağlı olduğu karbon üçlü bağdan dolayı SP yapmış alkol değil. Bu da yine e, fenoldür. Fenol de zayıf asitti. Aromatik hidrokarbonlarda göstermiştik. Alkol değil. O zaman alkol olma şartı iki tane. Bir, OH'ın bağlı olduğu karbon SP3 hibritleşmesi yapacak. İki, OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane fonksiyonel grup olacak. Yani birden fazla grup bağlanmış olmayacak. OH, siyanür gibi. Tamam. de özellikle dikkat edin. Bu alkol değildir, asittir. Peki biz Alkolleri sınıflandırırsak monoalkoller ve polialkoller diye ikiye ayırıyoruz. Monoalkollerin genel formülü CnH2n artı 2 O'dur. Bu da kendi içerisinde primer, sekonder ve tersiyer alkol diye üçe ayrılır. Polalkollerde birden fazla OH içeren dioller ve trioller. Bakın kaç tane OH var burada? 2 tane diol. Kaç tane OH var burada? 3 tane triol. Şimdi mono alkolde CNH2N artı -2, 2 O. Diolde yani iki tane OH varsa bakın yine aynı. CNH2N artı 2 O2 sadece. Triolde 3 tane OH varsa bakın yine aynı. CNH2N artı 2, -2 O3 oluyor. Tamam dikkat ediyorsunuz. Önemli. Şimdi primer, sekonder, tersiyer alkoller ne demek arkadaşlar? Bunların üzerinde birazcık duralım sizinle birlikte. OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna bir tane alkil grubu bağlıysa birinci yani primer. iki tane alkil grubu bağlıysa sekonder yani ikinci. Üç tane alkil grubu bağlıysa tersiyer yani üçüncü. Bakın şimdi OH'ın bağlı olduğu karbonda sadece bir tane R var primer. Gördünüz mü? OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane R var. E sekonder. OH'ın bağlı olduğu karbonda 3 tane R var. O zaman buna ne diyeceksiniz? Tersiyer. Peki şimdi ben size bir örnek vermek istiyorum. Burada bir tane OH olsun. Tamam. Bir tane de burada OH olsun. CH3 CH3. Bu OH'ları hatta şöyle yapalım. Bakın buraya dikkat edin. Şöyle. Neyse şurası CH3. Tamam böyleydi. Şimdi bunlar primer mi, sekonder mi? Şuraya bakıyorum. OH'ın bağlı olduğu bu karbona. Bir burası bağlı, bir de sol taraf bağlı. Gördünüz mü? O zaman bu nedir? Primerdir. OH'ın bağlı olduğu karbona, buna burası bağlı. Burası bağlı. Bir de sol taraf bağlı. O zaman bu nedir arkadaşlar? Tersiyer gibi. Tamam. Buna da dikkat edersiniz. Peki alkollerin adlandırılmasını nasıl yapıyoruz? Yupak sistemine göre adlandırma yapılırken arkadaşlar yine en uzun karbon zincirini seçiyorsunuz. Sonra bakın dikkat edin. Alkansa dallanmanın yakın olduğu yer. Alkense çifte bağın yakın olduğu yer. Alkinse üçlü bağın yakın olduğu yer. Alkolse yani OH içeriyorsa en uzun karbon zincirini seçtikten sonra OH'ın yakın olduğu yerden numara veriyorsunuz. Dalları okuyorsunuz. En son OH'ın olduğu yeri söyleyip alkan adının sonuna ol eki getiriyorsunuz. Şimdi hemen örnek. Mesela CH3OH arkadaşlar en uzun karbon zincirin bir tane zaten başka yok tek bir tane bir karbonlu alkan adı metan sonuna ol getirdim metanol tamam dikkat peki bir tane daha okumak istiyorum C2H5OH iki karbonlu ben bunu şöyle açabilirim CH3 CH2 OH en uzun karbon zincirini seçtim OH'ın yakın olduğu yerden aldım. Burada bir demenize gerek yok. Çünkü OH sağda da olsa bir numara, solda da olsa bir numaradır. Bunun ismine direkt adı olarak alkan adı etan sonunu ol getiriyorsunuz. Şimdi bakın şu örneği yazmak istiyorum. En uzun karbon zincirini seçin. OH içerdiğine göre alkol, al, alkol, sağdan mı verelim son, soldan mı? Soldan numara verdi. Alkolün yerini söylüyorum. 2 OH olduğunu belirtmek için alkan adı butan 4 karbonlu sonunu ol ekini getirdim. 2 butanol. Peki bu örneklere baktığımızda arkadaşlar 2 karbonlu ve hepsinde OH varsa bu etandiyoldür ve glikoldür. Bu bir polialkoldür. 3 karbonlu ve hepsinde OH varsa bu pr propantrioldür. Özel ismi gliserindir. Bu da polialkoldür. Bu halkadır. Halka adını söylersem siklobütil bir tane OH bağlanmış siklobütil alkol olarak ifade ederiz tamam Şimdi etkinliği yaparsak daha güzel anlarsınız arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Ve en uzun karbon zincirini seçelim. En uzun karbon zincirimiz şu. Hem çift bağ var hem de OH var. Anlattığımız sıraya göre yapın. Yani en son OH'u anlattığımız için, alkolü anlattığımız için alkol bir numara olacak şekilde numara verin. 1, 2, 3, 4. Çifte bağın yerini söyleyin. Çifte bağın yerini söylediğimizde arkadaşlar. Çifte bağ kaçıncı karbonda? 2 ile 3 arasında. 2, N. Sonra alkolün yeri 1, butanol. E hocam bu şöyle okunur muydu? 2 büten okunur. Bir ol okunur. Tamam. En uzun karbon zincirini seçin. O OH haşın yakın olduğu yerden soldan numara verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk önce metilleri okuyun dallara. İki yerde var. 3, 3, 3, 3 dimetil. Başka dal yok. O OH haşın yerini söyleyin ikinci karbondan. Tamam OH var. Toplam 6 karbonlu hegzan sonuna ol ekini. Yani OH alkol olduğunu göstermek için de ol ekini getirin. Şimdi buna bakalım. En uzun karbon zincirini seçin. Şimdi sağdan da 1, 2, 3. karbonda OH. Soldan da 1, 2, 3. karbonda. Nereden vereceğim? Dalın çok fazla olduğu taraftan verin. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. İlk önce dalları okuyun. Metil dalları kaçıncı karbonlarda? 2 ve 4'te. 2'de 2 tane var. 2, 2, 4 trimetil deyin. Başka dalımız yok. OH'ın yerini söyleyin. 2. Toplam 5 karbonlu olduğu için pentan. Sonuna da ol ekine getirin. Tamam. En uzun karbon zincirini seçin. En uzun karbon zincirimiz hangisi olacaktır arkadaşlar? Şu. OH 2 yerde var. Hangisi yakın? Sağdaki yakın. Sağdan numara verin. İlk önce dalları okuyun. 2, 2, dimetil. Ardından nasıl yapacaksınız? OH'ların yerlerini söyleyin. Bir birinci karbonda var bir de dördüncü karbonda var. 1,4 sonra 5 karbonlu olduğu için pentat. 2 tane OH olduğu için di oldeyim. Tamam bu şekilde adlandırma yapabilirsiniz. Peki, şimdi arkadaşlar alkollerde yaygın adlandırma yapılırken e, nasıl yapılıyor? Bakın yaygın adlandırma şu, alkil adını söylüyorsunuz, alkil adı, sonuna alkol kelimesi, yani numara vermiyorsunuz, alkol kelimesini getiriyorsunuz, olay bu. Bu adlandırmaya biz özel adlandırma yani yaygın adlandırma diyoruz. Bakıyorum, şunun ismi, sevgili arkadaşlar bakın, bunun ismi şuraya soru işareti, fenildir. Ama şunun ismi bakın buraya gösteriyorum CH2 çizgi soru işareti ise bunun ismi nedir? Benzil. İşte şu benzil OH var alkil adı benzil. Alkol. Bu kadar. Şunun ismi nedir? İzopropil sonuna alkol getirdim. Peki. Buraya bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbon sekonder olduğu için sekonder 4 karbonlu bütil sekonder alkil sonuna alkol. Burası nedir arkadaşlar? Tersiyer. 4 karbonlu olduğu için bütil sonuna alkol. Primer, sekonder, tersiyer kavramlarına çok iyi hakim olmaya çalışın. Hadi örnek 1'e bakalım. Molekül yapısı verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tamam. En uzun kar sistematik adı, en uzun karbon zincirini seçin. 1 2 3 4 2 de OH var. 2 al adı bütan sonuna ol ekini getirdim. Birinci öncül doğrudur. Özel adlandırma yapılırken az önce bu geçti zaten bir yerde örnek olarak. Alkil adını söylüyorsunuz. Hangi alkil var burada? Sekonder bütil. 4 karbonlu sonuna alkol kelimesini getirdim. Doğru. Peki tersiyer bütil alkolle izomer mi? Hadi yapalım tersiyer bütil alkolü. Bakıyorum. Şu Tersiyer bütil alkoldür. Bunun kapalı formülü C4H10O. Bunun da kapalı formülü C4H10O. Dolayısıyla kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olduğu için sekonder bütil alkol ile tersiyer bütil alkol izomerdir. Cevap E olacaktır. Şimdi alkollerin özelliklerine bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Alkollerin yapısında bulunan hidroksi grubu hidrofil yani suda çözünen özellik olduğundan alkoller polar moleküller. O zaman dikkat ediyorsunuz. Birinci özellik molekül yapıları neymiş arkadaşlar? Polar. Bu önemli. İkinci özellik alkollerdeki OH suyu seven anlamında hidrofil özellik gösteriyormuş. Bu da önemli. Polar molekül oldukları için kısmi pozitif ve kısmi negatif kutbu içerler. Evet, polar molekül ise kalıcı olarak art-eksilik var demektir. Tamam. Peki moleküller arasında yoğun fazlarında alkollerde ne bağı vardır arkadaşlar? Hidrojen bağı vardır. Bu da önemli bir ayrıntı. Ee, molekül yapısındaki OH grup sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Hemen bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Mesela size desem ki, eee OH sayısı arttıkça molekül yapısındaki OH grup sayısı arttıkça şimdi C2OH C2OH olsun arkadaşlar. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. C3OH. Bu ikisini kaynama noktalarına göre kıyasla derlerse şimdi şöyle diyeceksiniz OH içerdiklerine göre bunda da hidrojen bağı var. Bunda da hidrojen bağı var. Ama bunda kaç tane hidrojen bağı var? İki tane OH var. iki tane. Bir tane OH olduğuna göre bir tane. Hidrojen bağ sayısı arttığı için birin kaynama noktası 2'den daha fazla. O zaman kısaca diyor ki OH grup sayısı arttıkça kaynama noktası artar tamam. Peki alkol molekülleri arasında hidrojen bağı olması nedeniyle kaynama noktası hidrokarbonlardan daha yüksektir. Neden? Hidrokarbon, alkan, alken, alkin ve aromatik hepsinin molekül yapısı apolardı. Hepsinde London bağı vardı. Alkollerde ise ne bağı vardır? Hidrojen bağı. Zayıf etkileşimler konusundan hatırlayın. Hidrojen bağı London bağına göre daha sağlam olduğu için kaynama noktası alkollerin e, aynı karbon sayılı hidrokarbonlara göre daha yüksek olmak zorunda dikkat. Hemen bir örnek üzerinde göstermek istiyorum. 1 C2H6, 2 C2H5OH. Hadi bunları kaynama noktalarına göre kıyaslayın. Diyeceksiniz ki arkadaşlar bu alkol, bu nedir? Alkan, değil mi? Etan yani. Aynı karbon sayılarda alkollerde hidrojen bağı, alkanlarda London bağı olduğu için alkollerin kaynama noktası alkan, alken, alkin, aromatik hidrokarbonlardan daha yüksek ama aynı karbon sayılarda. Monoalkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Hemen buna da örnek vermek istiyorum. 1. CH3OH 2. C2H5OH Bir tane daha. 3. C3H7OH. Şimdi bakın dikkat edin. Hepsinde OH var. Hepsinde hidrojen bağı var. Birer tane OH var. OH fazlalığı da yok. Karbon sayısı arttıkça o zaman üçüncüdeki karbon daha fazla olduğu için kaynama noktası 1'e göre en fazla, 2'ye göre en fazla en küçük hangisi olacaktır? 1 olacaktır. Evet hemen buraya bakıyorum bakın metil alkol etil alkol birer tane OH var karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artmış gördünüz mü? Şimdi buraya bakıyorum aynı karbon sayılı monoalkollerle dallanma arttıkça temas yüzeyi azaldığı için kaynama noktası düşer bunu London bağında da söylemiştik düz zincirli alkol Halkalı e, dallanmış alkol. Gördünüz mü? Dallanmış. Bu normal alkol, propil alkol, izopropil alkol. Her ikisinin de kapalı formülü C3H8OH. Birbirlerinin neyi? İzomeri. İzomeri de dallanma arttıkça bu düz zincir. Bakın düz zincirde ne var? Dal var gibi düşünün. O zaman kaynama noktası ne yapar? Düşer. Peki. Arkadaşlar bir özellik daha. Alkol molekülleri arasında hidrojen bağı bulunduğu için suda iyi çözünür. Çünkü hidrojen bağı olması için alkollerin molekül yapısı ne olmalı? Polar. E suyun molekül yapısı da polar olduğuna göre benzer benzeri çözer. O zaman alkoller suda iyi çözünürler. Fakat iyonlaşarak çözünmedikleri için elektriği iletmezler. Lütfen dikkat edin. Yani CH3OH sıvısını siz tutar. Suyun içerisine atarsanız artı eksi diye iyonlaşmaz. Direkt kalıp halinde moleküler halinde kalır. Veya etil alkol sıvısını tutar. Suyun içerisine atarsanız su polar etil alkol de polar olduğu için çözünür ama iyonlaşmaz. Kalıp halinde kalır suda moleküler halinde. İyonlaşmadıkları için elektrolit değillerdir. Yani elektriği iletmezler. Alkoller sakın ha, aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Anorganik kimyada, anorganik kimyada. OH varsa biz alkol diyorduk. E alkollerde de var OH. Alkoller pardon. Anorganik kimyada OH varsa biz ne diyorduk arkadaşlar? Bas. Cümlemi geri aldım, düzeltiyorum. Anorganik kimyada OH varsa biz ne diyorduk arkadaşlar? Bas. E hocam Alkollerde de OH var. Baz değil mi? Hayır. Alkoller bazik özellik göstermiyorlar. Dikkat. Tamam? Aynı sayıda OH grubu içeren alkol bileşiklerinde karbon sayısı arttıkça polarlık azalır. Sudaki çözünürlük azalır. O zaman bunu da ne yapıyorum? Şu şekilde ezberliyorum. Hemen CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Şimdi dikkat edin. Aşağıya doğru karbon sayısı artıyor. Aynı sayıda hepsinde birer tane OH var. O zaman karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Dikkat edin. Tamam mı? bu önemli bir ayrıntıdır. Bu bizim için önemli. Dikkat ediyorsunuz. Peki örnek 2'ye bakalım beraber. Yukarıdaki bileşiklerin aynı dış basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki kıyaslandığında aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? Tamam. Şimdi bakıyorum bunda bir tane OH var. Gördünüz mü? Bir tane OH var. Bunda kaç tane OH var? İki tane OH var. Bu ikisi alkol. Tamam. Peki bu nedir? Bu bildiğiniz alkan. E az önce dedik ki alkollerde ne bağı vardı? Hidrojen bağı. Alkan, alken, alkin, aromatik hidrokarbonlarda ne bağı vardı? London bağı. En zayıf bağı hangi bağ hangi bağydı? London bağı. Şimdi biz kaynama noktalarına göre kıyaslayacağımıza göre kesinlikle 2 en küçük olacak. Tamam. Peki 1 ile 3'ü kıyaslarken de aynı karbon sayılarda bakın 1 ile 3 arkadaşlar. İkisinde de 1, 2, 3 karbonlu, 3 karbonlu. OH sayısı fazla olan da daha fazla hidrojen bağı olduğu için daha sağlamdır. Kaynama noktası en büyük sonra 3 gelecektir. Cevabımız C olur. Evet, şimdi bazı önemli alkoller ve kullanım alanlarına baktığımızda arkadaşlar, şimdi en önemli polialkol sınıflarında olanlardan bir tanesi etandiyoldur, glikol. glikolü ben şu şekilde açayım siz arkadaşlar, glikol dediğimiz bu diğer bir ismiyle etandiyol. Nerede kullanılıyor? Arabalarda antifriz olarak ve sentetik kumaş üretiminde kullanılıyor. Bir diğeri de arkadaşlar gliserin propantriol 3 krabonlu polialkoldür. Onu da ben şu şekilde gösterebilirim size. Şu. Peki gliserini nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Biz kozmetikte daha çok kullanabiliyoruz. Renksiz suda çözünebilen şurup kıvamında kaynama noktası yüksek olan bir madde. Daha çok arkadaşlar propontriol kozmetikte sabunlar da, tıraş köpüğünde, öksürük şuruplarında kullanılabiliyor. Şimdi metil alkol dediğimiz bu maddeyle bir de etil alkol var. Bu ikisine özellikle dikkat edin. Metil alkolün diğer bir ismi metanoldur arkadaşlar. Mon alkollerin en küçük üyesidir. Açık mavi alevye alev renginde yanıyor ve kaynayabiliyor 64.7'de ve dikkat edin. Odun alkolüdür. Odunun havasız ortamda yüksek sıcaklıkta damıtılması ile elde edilir. Bu önemli bir ayrıntı. Zehirlidir. Az miktarda yutulursa körlüğe sebep olur. Hani bazen kolonya yapılıyor merdiven altı. O kolonyalar merdiven altı yapıldığında gözlere sürüldüğünde veya bazıları içebiliyor bunları da zehirlenebiliyorlar, ölebiliyorlar. İşte bu metanolden yapıldığı için aslında biz daha çok ne kullanıyoruz kozmatikte veya hastane ortamlarında etil alkolü kullanıyoruz. Neden etil alkolü kullanıyoruz? Zehirli değil arkadaşlar. Ve eee çözüne şey çözünürlüğü fazla metanolün de fazla ama metanol zehirli bu zehirli değil arkadaşlar şimdi etil alkolün bazı özelliklerini çok iyi bilmeniz lazım milli eğitim kitabında çok fazla var formülü C2H5OH etanol de diyebiliriz 1- Şekerin fermentasyonundan elde edilir. Lütfen ezberleyin. Biyolojiden biliyorsunuzdur. Şekeri fermentasyon yani mayaladığımızda etil alkol ve karbondioksit gazı elde ediyoruz. 2- Şimdi etanol. Etil klorurun sodyum hidroksit ile olan tepkimesinde OH ile klor yer değiştirir. Etanol elde edersiniz. Bir de bunu görün. 3. Alkenlere su katıldığında etil alkol yani etene su katılarak etil alkol elde edilir. O zaman etil alkolün eldeleri önemli. 1. Şekerin fermentasyonu. 2. Etene su katılmasıyla etil alkol elde edilir. 3. Etil klorürün sodyum hidroksitle OH'la klorun yer değiştirmesiyle elde edilir. Tamam. Peki etanolu biz nasıl bir enerji kaynağı? Etanol, tahıl, darı, şeker kamışı gibi bir bitkilerden üretildiği için. Yenilebilir yani temiz bir enerji kaynağıdır. Sağlık alanında antiseptik olarak iyi bir çözücü olduğu için ilaç parfüm kolonya üretiminde kullanılır. Bütün alkollü içeceklerde de yine etil alkol bulunmaktadır. Örnek 3'e bakalım. Etanol ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Etanol dediğimiz bizim c 2 h 5 etil alkol olarak geçiyordu. tamam. Peki bu nedir arkadaşlar? primer alkoldür. Doğru. Peki molekül formülü bu veya kapalı hali budur. Evet doğru. Alkollü içeceklerde etanol yerine metil alkol kullanılmaz. Kullanılırsa metil alkol zehirler ve öldürür arkadaşlar. Çünkü metil alkol çok iyi çözülmesine rağmen çok zehirli bir maddedir. Alkollü içecekler için tüketildiğinde vücutta hücrelerde yanar ve ısı verir. Evet. Etanol çözelsi mikropları öldürmek için antiseptik özelliği de bulunmaktadır. Doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevabımız C olacaktır. Peki. Şimdi arkadaşlar alkollerden sonra başlığımız eterler. E, şunu unutmayın. Alkollerle eterler fonksiyonel grup izomeridir. Fonksiyonel grup izomeri olduğu için alkollerin kapalı formülü ile eterlerin kapalı formülü tabi monoalkollerin. Monoalkollerin kapalı formülü ile eterlerin kapalı formülü aynıdır. Çünkü fonksiyonel grup izomeri ikisi. Peki kapalı formüller eterlerin böyleyse nasıl gösterilir? ROR dediğimiz bu yapıyla gösteririz ama buradaki açı 180 derece değildir. Aslında burası şöyledir arkadaşlar. Şu şekilde gösterilir. Bakın aşağıda da gösterilmiş. Şu. İşte bu. Gördünüz mü? Bir açısaldır. Yani şurası ee, şey 180 derece değildir. Tamam? Ve eterleri biz ikiye ayırırız. Basit eter, karışık eter. Eğer R'ler aynıysa basit eter, R'ler farklıysa bunlara ne deriz? Karışık eter. Bakın, R'ler aynı basit eter, R'ler farklı karışık eter. Basit eter yerine simetrik, karışık eter yerine asimetrik eter kelimesini de kullanabiliriz. Peki biz eterleri adlandırırken nasıl adlandırıyoruz? Sevgili arkadaşlar, adlandırmada Şöyle söyleyelim. E, sistematik adlandırma genelde kullanılmıyor. Yani yupa göre adlandırma genelde kullanılmıyor. Ama göreceğiz. Genelde daha çok e, oksijen atomuna bağlı olan yani şöyle söyleyebilirim. Alkil adları söyleniliyor. Alkil adları sonuna eter kelimesini getiriyorsunuz. Ama bu sistematik yupa göre adlandırma değil. Günümüzde genelde yaygın olarak böyle kullanılıyor. Hemen bakın beraber yapalım. Hangi alkiller var? Metil. İki, iki tane metil var. Dimetil sonuna eter kelimesini getirdim. Bu metil, bu ne? Etil. O zaman alfabetik olarak okuyorum. Etil, metil sonuna eter kelimesini getirdim. Şimdi bakın bunun ismi nedir? Fenil. Bunun ismi nedir? Etil. Alfabetik olarak etil, fenil eter kelimesi. Şunun ismi nedir? vinil. Bunun ismi nedir? E, metil. Alfabetik olarak metil vinil eter. Yani yaygın adlandırmada alkil adlarının sonuna eter kelimesini getiriyorsunuz. Ama yupağa göre adlandırma yaparken en uzun karbon grubunu seçiyorsunuz. Tamam. Alkoksi R O dediğimiz bizim alkoksi grubu. Alkoksi grubunun bakın dikkat edin. Yupa göre adlandırmada karbon atomu taşıyan alkil grubu ana zincir olarak alınıyor. Alkoksi olarak adlandırılıyor. Sonra en uzun zincir. Şimdi ne demek istedim? Bakın burada daha iyi göreceksiniz. Şimdi ben hatta hangi örnek? Şu örneği almak istiyorum. Buraya dikkat edin. Ben onu şöyle göstereceğim. C2H5 5 ch 3 C2 O devamında CH2 CH2 2 bir tane daha CH2, CH3. Şimdi birinci kural ben neye göre adlandırma yapacağım? Yupa göre. En uzun karbon zincirini alıyorsunuz. Hangi en uzun karbon zinciri? Burası 2 karbonlu, burası 4 karbonlu bu. Tamam. Bu zincirin dışında kalan şurası R, O olduğuna göre burası nedir? Alkoksi. Tamam. Peki bu alkoksinin ismi ne? Kaç karbonlu? 2 karbonlu. Etoksi. Şimdi nasıl numara vereceksiniz? Etoksinin yakın olduğu yer buradan. 1, 2, 3, 4. Şimdi okuyorum. Alkoksinin yerini söylüyorum. 1 etoksi. Sonra ada, alkan adını 4 karbonlu olduğu için ne diyorum? Bütan. Bu okunuş yupağa göre okunuştur. Ama siz bunun sistematik adlı okumak isterseniz 2 karbonlu etil, 4 karbon var bütil veya bu Alfabetik olarak da şöyle de okusam daha güzel olur. Bütil, etil, sonuna eter dersiniz. Bu özel adlandırmadır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada iki karbonlu, iki karbonlu. En uzun karbon zinciri sağ veya sol fark etmez. Şurası olsun. Numara verdim 1, 2. Şunun ismi etoksi. Bir etoksi demiyorum. Çünkü iki karbonlu olduğu için ne olursa olsun bir olacak. O zaman etoksi Sonra iki karbonlu olduğu için etan. Özel adı diyetil eter. Tamam. Mesela burada en uzun karbon zinciri 6 tane karbon var bu. Buraya 1 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hep bir numara olur halkada. Onun için metoksi. Şurası metoksi. 6 karbonlu halka varsa içerisinde buna ne diyorduk? Benzen. Bu yupa göre okunuştur veya fenil metil eter dersiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Mesela R O olunca alkoksi ya. Bir tane CH3 varsa metoksi. iki tane varsa karbon etoksi. Üç tane karbon varsa propoksi diyorsunuz etkinliği yapalım daha güzel öğrenin arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir etkinliğe bakalım arkadaşlar. Şimdi yaygın ve yupa katları. İlk önce yaygın adını okuyalım. İki tane etil bağlı. Dietil eter. Bu yaygın adım. Şimdi yupa'a göre okuyacağım. En uzun karbon zincirini seçtim. İki karbonlu bir iki. E, şu etoksiydi. Bir demiyorum. Çünkü iki karbonlu olunca hep bir numara olur. Onun için ne diyorum buraya? Etoksi. İki karbonlu halkanın adı etan. En uzun karbon... Hem ilk önce burada ne yapalım? Şunu bir daha yazayım. D etil eterdi. Şimdi ilk önce yaygın adını okuyalım. Bunun ismi metil. Bunun ismi propil. Metil propil eter. Şimdi arkadaşlar en uzun karbon zincirini seçip yupağa göre okuyacağım. Bu metoksi var. Metoksinin yakın olduğu yerden numara verdim. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Ne diyeceğim buna? Bir metoksi. 3 karbonlu olduğu için ne diyeceğim buraya? Propan. Tamam? Peki alta bakıyorum. En uzun karbon zincirini seçip yupağa göre okuyalım. Şu 3 karbonlu. Numara verdim. 1 2 3. Hangisi bağlı? Etoksi. Kaçıncı karbonda? 2. karbonda. 2 etoksi 3 e, karbonlu olduğuna göre ne diyeceğim? Buraya propa. Peki. Özel adlandırma yaparsam bu izopropildir. Öbürü etildir. O zaman etil. Alkil adlarını söylüyorum. İzopropil. Sonuna eter getirdim. Gördünüz mü? Peki alttaki örneklere bakalım. En uzun karbon zincirini seçtim. Alkoksinin yakın olduğu yerden numara verdim. İlk önce al alkoksiyi okudum. 2 ne diyeceğim arkadaşlar? Metoksi. Kaç karbonlu? 4 karbonlu. Bütan. Bu yupak. Özel adlandırma yapılırken arkadaşlar şunun ismi. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şunun ismi metil. Tamam. Bunun ismi metil. Peki. Şunun ismi nedir? Hemen şöyle alayım. Şunun ismi nedir? Sekonder bütil. Alkil adlarını söyledim. Sonuna eter getirdim. Gördünüz mü? Peki şimdi buna bakıyorum. En uzun karbon zincirini seçtim bu. Bakın şöyle gösteriyorum. Şu. Numara veriyorum. Şurası etoksi. Burası metil. Etoksi al, eter olduğu için etere bir numara diyorum. 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ilk önce E harfiyle bir etoksi. Tamam. Sonra dördüncü karbonda metil var. 4 metil. Halkamın isme benzen, benzendir. Tamam unutmayın. En uzun yupa göre okunuşta en uzun karbon zincirini seçiyorsunuz, alkoksinin yakın olduğu yerden numara veriyorsunuz. Tamam bu çok önemli. Peki dördüncü örneğe bakalım. Yukarıda pi bağı içermeyen yapısında, pardon yukarıda diyorum yapısında. P bağı içermeyen en küçük molekül ağırlığına sahip halkalı eterin kapalı formülü nedir? Bir kez ben şöyle söyleyeyim size. Halkalı eterler şöyle gösterilir. Mesela bir tane karbon halka haline gelmez. 3 karbon halka haline gelmez. Pardon 2 karbon halka haline gelmez. En küçük yeri 3 karbon. Şudur. Şuraya O diyeceksiniz. İşte bu halkalı eter. Kaç karbonlu? 1 2 değil mi arkadaşlar? Ve 2 karbonlu. Ee, bakın buraya yazıyorum. 2 karbonlu. Hemen bunu göstermek istiyorum. Burada C var, burada da C var. CH2 burası da CH2. Formülü nedir o zaman? C2H4O'dur. Cevap A olacaktır. Bir örnek burada. Peki 3 karbonlu değil de e, kaç karbonlu şu kare halinde olsun. Bakın kare halinde. Eter işte bu. Gördünüz mü? Kaç karbonlu? 1 2 3 C C C. Şuralarda H2 var. İşte bu da 3 karbonlu halkalı eter. Anladınız mı arkadaşlar? Buna özellikle ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. Güzel soruyormuş. 2015 LYS'de gelmiş arkadaşlar. Eter halka haline gelince bir köşeye böyle O konuluyor. Gördünüz mü? Evet, eterlerin fiziksel özelliklerini sıralayalım beraber. Nelerdir eterlerin fiziksel özellikleri? Arkadaşlar, renksiz ve kendilerine özgü kokuları varmış, tamam. Molekül yapıları, bakın dikkat edin, alkan, alken, alkin ve aromatik hidrokarbonların molekül yapıları apolar. Alkollerin molekül yapıları polar, eterlerin de molekül yapıları polar. E, molekül geometrileri açısal. Az önce gösterdim 180 derece değildi, şöyleydi. Dolayısıyla açısaldır. Tamam, buna dikkat. Yoğunlukları genelde suyunkinden neymiş arkadaşlar düşüktür. Molekül yapılarının polar olması önemli bir ayrıntı. Alkan, alken, alkin ve aromatik hidrokarbonlarda London bağı var. Alkollerde hidrojen bağı, eterlerde ise dipol-dipol etkileşimi vardır. Eter moleküller arasında hidrojen bağı yok. Tamam ama oksijen atomundaki ortaklanmamış elektron çifti su molekülüyle hidrojen bağı oluşturabiliyor. Bakın eterlerde dipol dipol etkileşimi var. Fakat hemen geliyorum. Siz bir eter alın. Örneğin şöyle CH3 dimetil eteri aldım ben. Tamam mı? Dimetil eterin şurada ortaklanmamış molekülleri var. Şu dimetil eter. Bir de ben buraya suyu almak istiyorum. Suyu da şu şekilde açayım. Şu. Şimdi bakın neresiyle hidrojen bağı? Eterin molekül yapısı polar. Suyun da molekül yapısı polar. İçine atarsam çözünecek ama eter molekülleri su molekülleriyle hidrojen bağı yapar. Nasıl yapar? Ee, şuradaki hidrojen bağı olmamasına rağmen kendi içlerinde hidrojen bağı olmamasına rağmen oksijen atomundaki ortaklanmamış elektron çifti ile şuradaki pardon şunu şöyle silebilir miyim hemen oksijen şöyle bu suydu kendi içindeki ortaklanmamış elektron çiftiyle sudaki hidrojen arasında hidrojen bağı. O zaman diyorsunuz ki eter molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Hidrojen bağı yok ama eteri suyun içine atarsanız hidrojen bağı oluşur. Bundan dolayı da suda iyi çözünür. Az önce söyledim. Aynı sayıda karbon içeren monoalkollerle etermerler birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir arkadaşlar. Tamam dikkat ediyorsunuz. Aynı sayıda karbon atomu içeren eterlerin kaynama noktası alkollerden azdır. Sebebi eterlerde dipol dipol Alkollerde hidrojen bağı olmasından dolayı bakın aynı sayıda karbon içeriyor her ikisi de. Alkollerin kaynama noktası eterlerden daha çok yüksek. Çünkü alkollerde hidrojen bağı, eterlerde dipol dipol bağı vardır. Arkadaşlar eterlerin çok fazla tepkimesi yoktur. Bundan dolayı kimyasal tepkimelere karşı ilgisiz yani inerttirler. Fakat çok iyi organik maddeler için iyi bir çözücüdür. Özellikle özütleme işleminde kullanılıyor. Ve en uygun eter özütleme yani ekstraksiyon dediğimiz maddenin ayırt edicisinde özelliklerinde anlattığımız özünü alma maddenin en çok kullanılan eter diyetil etermiş. Yanıcılık özellikleri fazlaymış. Ee, özellikle laboratuvarda eterle çalışırken çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Neden? Çünkü aniden yanabiliyormuş arkadaşlar. Peki eterlerin kullanım alanları nelerdir? Sevgili arkadaşlar, daha çok analitik kimya ve tıpta kullanılıyormuş. Dietil eter lokman ruhu olarak biliniyormuş ve anestezik madde olarak kullanılıyormuş. Tersiyer bütil metil eter sanayide MTBOE olarak bilinen yakıt olarak kullanılıyormuş benzinde oktan sayısını artırmak için yağlar, reçineler ve diğer birçok madde içinde çok iyi çözücüymüş, çözü, çözücüymüş arkadaşlar. Ödev testlerimize bakalım. Alkol ve eter sınıfı bileşiklerle ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Tamam. Hem alkol hem de eterler için bakacağız. Monoalkoller ve eterlerin evet kapalı formülleri aynıydı. Neden? Hatta böyleydi. Çünkü fonksiyonel grup izomeriydi. Alkollerin de moleküler yapıları polar'dır, eterler de polar'dır. Hatta her ikisi polar ama alkollerde hidrojen bağı, eterlerde dipol dipol bağı vardır. Yanlış. Aynı karbon sayılı monoalkollerle eterler birbirleriyle fonksiyonel grup izomeriydi doğru. Aynı koşullarda alkoller eterlere göre suda daha iyi çözünür mü? Evet. Neden? Çünkü alkollerde zaten hidrojen bağı var. Direk suda çözünürler. Bundan dolayı bu ifade doğrudur. Her ikisinin de molekülleri arasında hidrojen bağı vardır ifadesi yanlış. Alkollerde hidrojen bağı, eterlerde dipol dipol bağı vardır. Kaç tanesi doğrudur? 3 tanesi. Cevap C olacaktır. İkinci soru. Şöyle büyüterek bakalım arkadaşlar hemen şu şekilde. Evet hadi bakalım. Yukarıdaki tabloda verilen bileşiklerden hangisine ait özellik karşısında yanlış yazılmıştır. Tamam. Şimdi bakıyorum. Bakın şu yapı. Bu yapı olursa biz buna ne diyecektik? Eter. R'ler aynıysa basit eter. Doğru. Problem var mı? Evet. Ee, bu nedir arkadaşlar? Etil alkol. Yani şu yapı olursa biz buna ne diyorduk? OH alkol. Peki etil alkol primer alkol olup mono alkollerin ilk üyesi değildir. Mono alkollerin ilk üyesi CH3OH ile metil alkoldür. Tamam. Yanlışı sorduğuna göre cevap B ama diğerlerine de bakalım. Bu nedir arkadaşlar? Pek çok soruda gördünüz. Sekonder bütil alkol. Doğru. 2 propanol. Şimdi ben bunu bir Fonksiyonel grup izomeridir. Tamam. Şunun kapalı formülüne bakalım. C3H8O. 2 propanolü açalım arkadaşlar şurada. 3 karbonlu propanol. E, i̇kinci karbonu OH bağladım. Hidrojenlerle tamamlıyorum. Kapalı formülü ne oldu? C3H8O. Evet fonksiyonel grup izomeri. Tamam. Kaynama noktası etanolden bunun büyük mü? Etanol dediğim şudur. Şimdi Aynı karbon sayılı. Burada da iki karbon, burada da iki karbon var. Bunda bir tane OH var, bunda iki tane. OH sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap B. Üçüncü örneğe bakalım beraber. Evet, şöyle büyüttük. Tamam. Yukarıda molekül formülleri ve özellikleri verilen bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tamam. Şimdi buna bakıyorum. Bu etanol, iki karbonlu. Bu dimetil eter. Tamam e, etanolun kaynama noktasının yüksek olmasının nedeni moleküller arasında hidro... Evet az önce söyledik alkollerde hidrojen bağı, eterlerde dipol dipol bağı var. Aynı karbon sayılarda hidrojen bağından dolayı alkollerin kaynama noktası eterden daha yüksektir. Birinci öncül doğru etanolün yapısında hidrofol, hidrofil özellik gösteren OH grubu olduğu için suda iyi çözünür. Evet bu alkollerin başında söylediğimiz en önemli özellikte. Alkollerin molekül yapıları polardır. Alkollerdeki OH grubu hidrofil özellik gösterdiği için yani suyu seven özellik gösterdiği için hidrojen bağından dolayı suda iyi çözünür. Doğru. Birer mollerinde eşit sayıda karbon, hidrojen, oksijen atomu. Arkadaşlar bunun kapalı formülü C2H6O. Bunun da kapalı formülü C2H6O olduğu için doğru. Soru bize doğruyu sorduğuna göre cevap E olacaktır. Evet. Dördüncü soru moleküler yapıları yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur? Tamam bakalım şimdi. Bu bileşik X bileşiği bütil alkol. Ben buraya yazayım. Bütil alkol. Bu bileşik nedir? Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. En uzun karbon zincirini seçelim. 1, 2, 3. Bu bir propanol. Bunun en uzun karbon zincirini seçelim. 1, 2, 3. Bu nedir? 2 propanol. Tamam. Peki OH burada birinci karbonda X bileşiğinde. Y bileşiğinde OH ikinci karbonda. Aynı fonksiyonel gruplar farklı karbonlara bağlanırsa konum izomeridir. Doğru. E bunlar izomer olduklarına göre kaynama noktaları ne olacaktır arkadaşlar? Farklı olacaktır. Çünkü fiziksel özellikleri farklı. Doğru. Bir propanol X bileşi, iki propanol Y bileşiği olarak adlandırılır. Doğru. Dimetil eter ile fonksiyonel grup izomeridir. İlk önce dimetil eteri açalım. O şudur. CH3O CH3. O, CH3. Bunun kapalı formülü C2H6O ama bunların X bileşiğinin kapalı formülü C3H8O Y bileşiği de C3H8O'dur. Kapalı formülleri farklı olduğu için izomer olamazlar. Yanlış. Birer mol X ve Y bileşikleri yandıklarında eşit mol sayıda karbondioksit ve su açığa çıkarır. Evet çünkü kapalı formülleri aynı olduğu için karbon sayısı kadar karbondioksit hidrojenin yarısı kadar her ikisi de yandığında birer molleri su açığa çıkaracaktır. Eşit sayıda doğru kaç tanesi doğrudur denildiğine göre cevap D olacaktır. Evet son ödev testimize bakalım. 12. sınıf müfredatında alkol ve eter sınıfı organik bileşikleri anlatan kimya öğretmeni sınıf tahtasına bazı bileşik adları yazmış. Yazılan bileşikler şunlar. Tahtaya yazılan bileşikleri inceleyen öğrencilerden kaç tanesinin genel formu şeklinde olduğunu bulmuştur. Bu genel formüle kim sahip? Bunu bilmeniz lazım. Alkoller ve kimler sahip arkadaşlar? Eterler. Tamam mı bu genel formüle? O zaman... E, tabii ki ama hangi alkoller? O da önemli. Mono alkoller. Yani bir tane OH. Gliserin olamaz. Çünkü gliserin şudur arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? 3 tane OH var. Dolayısıyla biz mono alkoller bu formüle sahip dedik. Olamaz. Tersiyer butanol olabilir. Neden? Tersiyer butanol şudur. C, c 3 CH3, OH. Bir kez alkol, ve alkol olduğu için tersiyer butanil olacak. Butanol olacak. Siklobütil alkol olur mu? Hemen onu göstermek istiyorum. Siklobütil bu. OH bağladım. Bakın şurada CH2 var. Şurada CH2 var. Şurası ne arkadaşlar? CH. Şurası nedir? CH2'dir. Kapalı formülü C4. E, 2, 4, 6, 8, O. Bunun ismi Siklobütil alkol. Genel formülü buna benzemediği için olamaz. 3 büten 2 ol da olmaz çünkü çifte bağ var. Ondan dolayı olmaz. Glikol neden olmaz arkadaşlar? Glikolün formülü baktığımızda arkadaşlar şuraya ben yazayım. 2 karbonlu OH'tır. Ve bu bir polialkoldür. Biz monoalkollere demiştik. Dolayısıyla bu da olmaz. Peki benzil alkol olabilir mi? Arkadaşlar benzil alkolde şudur. Bakın dikkat edin. Ben size şu şekilde göstermek istiyorum. CH2OH. Şu köşelerde CH var. Bakın CH, şurası da CH, şurası da CH, CH. Dolayısıyla e, bu da benzil alkol. Bunun da kapalı formülü buna benzemediği için olmaz. Hangisi olabilir? Sadece tersiyer butanol ile cevabımız aşık olacaktır. Çok güzel bir soru. Bunu tek tek düşünmeniz lazım arkadaşlar. İkinci soru. Su tutucu bir bileşen olan gliserin. Tamam. Kozmetik sanayinde nemlendirici olarak kullanılmaktadır. Gliserin ile ilgili hangileri doğrudur? Gliserin budur arkadaşlar. Bakın propantrioldür Doğru. Bir poli alkoldür. Birden fazla OH içerdiği için doğru. Ee, şu OH var ya, bakın ben buraya açayım bir daha bunu. Evet, şuradaki köşelerdeki OH'lar var ya arkadaşlar, bu OH'a sağ taraf bağlı bu primerdir. Bu köşedeki OH'a da şu karbona sol taraf bağlı bu da primerdir. Ortadaki OH'a bir sol taraf bağlı bir de sağ taraf bağlı. Bu da sekonder. O zaman primer ve sekonder alkol grupları içerir doğru. Hangileri doğrudur denildiğine göre cevap E olacaktır. Evet. Diğer bir ödev testimiz. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Bir tık da bu tarafa doğru çektik mi? Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bioetanol e, ham maddesi şeker pancarı mısır, buğday ve odun satıklar gibi şeker, nişasta veya selüloz özlü tarımsal ürünlerin fermentasyonu ile elde edilir. Glikoz fermentasyonlu etil alkol. Elde edilen etil alkol benzin ile berilo, berilo, Belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan bir yakıttır. Biyotonol içerisine katıldığı yakıtın daha verimli yanmasını sağlar ve zararlı gaz salınımını azaltır. Tamam. Yukarıda verilen bilgiye göre yargılarından hangileri doğrudur? Ulaştırma sektöründe kullanılabilecek alternatif. Evet sonuçta benzinle karıştırıyorsunuz. Yani ulaştırma sektöründe kullanılacak olan alternatif bir yakındır. Temiz enerji kaynağıdır zararlı gazların ve karbondioksit karbon monoksit salınımı azaltmak için yakıt olarak zararlı gaz salınımını azalttığına göre yakıt olarak kullanılıyor benzinle birlikte. Tarımsal atıklardan bir etanol üretilerek ilk ülke ekonomisine de faydalı mı olunur? Evet. Hangileri doğrudur? Hepsi cevap E.